20 Eylül Pazartesi gününün ekonomide mutlaka bilinmesi gerekenleriyle birlikteyiz. Dolar neden yükseldi bugün? 8.72'ye nasıl değdi? Dünya borsalarında ve Türkiye borsasındaki düşüşün sebebi ne? Birlikte bakacağız ve geri kalan zamanda ekonomide mutlaka bilinmesi gereken diğer noktaları da birlikte göreceğiz. Geçen cuma olduğu gibi dolardan başlayalım. Bugün dolar 8.70'i de geçti. 8.72 TL'yi gördü. Doların 8.72'ye bugün haftanın ilk günü çıkmasının 3 ana sebebi var. Birincisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği toplantı, faiz toplantısı. O toplantıdan bir faiz indiriminin çıkması bekleniyor. Bu da piyasaları geriyor. Neden geriyor? Çünkü enflasyon yüksek ve daha da yükselecekmiş gibi görünüyor. Merkez Bankası'nın oyun planı şöyleydi. Ekim ve Kasım'da enflasyon baz etkisiyle, çünkü geçen sene Ekim-Kasım'da çok yüksekti enflasyon. Geçen yıla kıyasla bakıldığı için 2 ay şimdi düşük çıkacaktı. Bak enflasyon düştü diyerek Merkez Bankası faizleri indirecekti. Fakat enflasyon hemen sonrasında, belki bir hafif bir gerileme eğilimine girse bile hemen sonrasında yükselişini sürdüreceğine dair çok güçlü işaretler geliyor. Çünkü işte enerji fiyatları artıyor. Doğalgaz fiyatlarında ciddi artışlar var. Bu kış Türkiye'nin doğalgaz ithalat faturasının %30-35 arasında artacağına dair enerji uzmanlarından açıklamalar geliyor. Elektriğe zam gelmesinin kaçınılmaz olacağı söyleniyor. Bu arada emtia fiyatları artıyor. Alüminyumdaki artışlar piyasayı yakından izleyenlerin bilgisi herhalde dahil. Gıda fiyatlarında ciddi artışlar var. Gıda fiyatları hem bizden kaynaklı sebepler, içeride kuraklık var, ekili araziler ve köylülerin, çiftçilerin sayısı azalıyor. Bu arada bütün dünyada gıda bazlı emtialarda fiyat artışları var. Mesela mısır fiyatları yanılmıyorsam 1600 TL'den ton başına 2700 TL'ye bir senede yükseldi. Bütün bu faktörler hem gıda fiyatlarını hem enerji fiyatlarını artıracak önümüzdeki dönemde. Yani şöyle bir manzara var karşımızda. Enflasyon yükseliyor. Ama Merkez Bankası faiz indirimi yapmaya hazırlanıyor. Şu anda zaten enflasyon politika faizinin Merkez Bankası'nın üzerinde. Daha da indirirse Merkez Bankası %19'dan 18'e 17'ye zaman içinde 16'ya çekerse %20'ye muhtemelen tırmanacak olan enflasyonla 4-5 puanlık bir negatif faiz oluşacak. Bir açı oluşacak. O da negatif faiz anlamına gelecek. Yani böyle olduğunda TL'ye para yatıranlar enflasyon karşısında bir kere para kaybedecekler her şeyden önce. İşte bu endişe, bu kaygı, yani enflasyon yükseliyorken Merkez Bankası'nın faizi indireceği kaygısı, beklentisi bugün doları bu hafta, haftanın ilk günü yukarı yönlü doğru itiyor. Ama iki de yurt dışından kaynaklı sebep var. İkincisi Çin'den. Çin'de Evergrande adlı dev bir inşaat şirketi iflasın eşiğinde. Borcu 305 milyar dolar. Türkiye'nin toplam borcu 440 milyar dolar. Yani Türkiye'nin toplam dış borcunun neredeyse 4'te 3'ü, 3'te 2'si kadar borcu olan bir Çinli şirket iflasın eşiğinde borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı. Ve fakat sadece o değil iflas edecek olan, o battığında Çin'deki diğer geri kalan inşaat şirketleri etkilenecek. Belki Çin ekonomisinin diğer sektörlerine yayılacak. Dünya ekonomisinin motoru haline gelen Amerika ile birlikte Çin yavaşlayacak. İşte bu endişede bugün hem doları destekledi. Çünkü dolar biliyorsunuz daha önceki videolarda görmüştük. Endişe dönemlerinde yükseliyor. Bu Çin kaynaklı endişeler hem doları destekliyor, dolar endeksini. Dolar endeksi bugün 93.30 seviyesine yükseldi. Hem de ama dünya borsalarında bu Evergrande'nin durumu bugün haftanın ilk günü çok düşüşlere yol açtı. Buna döneceğiz borsalardaki duruma birazdan. Ama önce üçüncü faktöre de, doların bugün 8.72 TL'ye yükselmesinin arkasındaki üçüncü faktöre de bakalım. Üçüncü faktör Amerika ile ilgili FED. Nasıl bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe toplantısı varsa onun da Çarşamba günü aylık toplantısı var. Bu toplantıda faiz arttırımı yapmayacak Amerikan Merkez Bankası ama pandeminin başından bu yana ekonomiyi desteklemek için piyasaya pompaladığı paranın tutarını azaltması bekleniyor. Bu azaltımı ne zaman başlayacağını açıklaması bekleniyor. Her ay 120 milyar dolarlık kağıt alıyor, tahvil, işte mortgage tabanlı bir takım değerli kağıtlar bankalardan. Bunun karşılığında 120 milyar dolar veriyor Amerika bankalara. Yani 120 milyar dolarlık para pompalamış oluyor. O para bugüne kadar borsalara gitti, gelişen ülkelere gitti. Biz çok sebeplenemedik maalesef kendi derdimizle meşgul olduğumuzdan ama bütün dünya borsalarında, gelişmekte olan ülke borsalarında hızlı yükselişler yaşandı. Şimdi bu bolluk dönemi, bu parti havası sona erecek, sona ermek üzere. Eli kulağında. Buna İngilizce'de azaltma endişesi diyorlar. Bu endişe aylardır etkiliyor para piyasalarını, sermaye piyasalarını. Hem dünyada hem hatta Türkiye'de bizi bile etkiliyor. Ve işte şimdi o beklenen güne doğru, yani bu pandemide başlatılan gevşek para politikasının durdurulacağı günün ilan edileceği güne
Galiba yaklaştık. Galiba çarşamba günü artık ne zaman bu azaltılma başlayacağını Amerikan Merkez Bankası açıklayacak. Aslında faiz arttırımına falan gitmiyor. Asıl korkulan o. Bir de faizi arttırmaya başladığında dünya piyasaları daha da fena karışacak. Ama o güne daha çok var. Jerome Powell, Fed'in başkanı, Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı bunu açık açık söyledi. Geçen ay Jackson Hole toplantısında acele etmeyeceklerini faiz arttırımı için, sadece enflasyona değil işsizliğe de bakacaklarını, tam istihdama da bakacaklarını söyledi. Ama yatıştıramadı. Dünya piyasaları gergin. Öyle gergin ki Morgan Stanley Yatırım Bankası, Amerikan Yatırım Bankası, Amerikan borsalarında bu taper tantrumun etkisiyle, yani azaltma endişesinin etkisiyle %20 düşüş olabileceğini açıkladı. Bugün Bloomberg'te yayınlanan bir haber. Morgan Stanley'in %20'lik düzeltme, çakılma beklentisi. Orada böyle bir %20'lik düşüş olursa biz de fena çakılırız. Türkiye'deki piyasalarda maalesef. Bloomberg'teki habere göre sadece Morgan Stanley değil, Goldman Sachs de, bir başka büyük yatırım bankası, Morgan Stanley kadar olmasa da bir düzeltme bekliyor şu anda Amerikan piyasalarında. Şimdi borsalara gelelim. Evet, bu gelişmeler borsaları da bugün düşürdü. Avrupa borsaları %2 aşağıda. Alman DAX, Alman borsası %2.9. Avrupa borsaları %2. Amerika'da bu videoyu çektiğim dakikalarda 500 puan düşüşle açıldı. Dow Jones Endüstriyel Endeks %1.4. S&P 500 %1.5 ve teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq %1.8. Daha ilk dakikalardaki düşüşlerin oranı Amerikan borsalarında. Haliyle Avrupa borsaları düşünce, sabah da Asya piyasaları çakılmıştı zaten. Amerikan borsaları düşünce bizde de Borsa İstanbul düştü. Bu videoyu çektiğim dakikalarda %2 haftanın ilk günü aşağıdaydı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi. Gördüğünüz gibi dünya globalleşti. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilinmez. Çin'de bir şirketin başına gelenler bizim burada fırtınaya tutulmamıza yol açabiliyor. Sadece borsalar değil bu gelişmelerden etkilenen, haftanın ilk günü, pazartesi günü kripto paralarda bunların etkisiyle düştü. Bitcoin %5.4 bu videoyu çektiğim dakikalarda aşağıda. Diğer kripto paralar da düşüyor. Sebebi yine bu. Yine aynı. Yani Amerika Merkez Bankası'nın bu azaltacağı beklentisi, piyasaya pompaladığı parayı, Çin'deki Evergrande'nin iyice sarpa saracağı korkusu, kaygısı Bitcoin'i de fena halde etkilemiş durumda. Pazartesi günü 20 Eylül'de ekonomide mutlaka bilmeniz gereken diğer birkaç noktaya da bakalım şimdi birlikte. Birincisi, içeride önemli bir gelişme. İkinci el otomobil fiyatlarında artış beklentisi. Bugün Dünya Gazetesi'nde bir haber yayınlandı. Sektör uzmanları yılın geri kalanında, yani 2021 yılının işte son 3 ayında %8 artmasını beklediklerini söylüyorlar ikinci el fiyatlarının. Geçen ay bu ÖTV matrağı güncellemesiyle bir fiyat düşüşü yaşanmıştı. Birinci eli de ikinci eli de etkilemişti. Ama şimdi o düşüş sona ermiş durumda. Talebin artmasıyla, diyor dünyaya konuşan uzmanlar, fiyatlar yeniden tırmanışa geçti. Bu tırmanış önümüzdeki haftalarda ve aylarda da sürecek. Kötü haber. Ve biraz daha piyasanın dışına çıkarak bitirelim. Belki dolarla, altınla, euroyla, borsayla ilgili bir mesele, bir haber değil. Ama ekonomiyle ilgilenenler için çok enteresan bir haber. Hepimizin hocası Mahfi Eğilmez ile İktidara yakın yazar Cem Küçük arasındaki atışma mı demek lazım, tartışma mı demek lazım, karşılıklı açıklamalar mı demek lazım? Cem Küçük geçen hafta bir televizyon yayınında 2001 ekonomik krizinde Mahfi Eğilmez'in de parmağı olduğunu iddia etti. Dedi ki Merkez Bankası Başkanı'ydı, krizde onun da rolü var. Mahfi Eğilmez yanıt verdi, Cem Küçük'e hitaben değil ama bir hani kamuoyuna açık bir mesaj olarak, ben hiçbir zaman Merkez Bankası Başkanı falan olmadım. Üstelik 2001 krizinden daha önce, 3-5 yıl önce, 1996 yanılmıyorsam, ayrılmıştım kamudan ve özel sektöre geçmiştim dedi. Tartışma bitti diye düşünüyorduk hafta sonu Mahfi Eğilmez'in açıklamalarıyla, ama bitmemiş. Bugün Cem Küçük bir açıklama daha yaptı ve dedi ki evet, yanılmışım. Merkez Bankası Başkanı değildi Mahfi Eğilmez, özür dilerim. Ama yine de 2001 krizinde rolü payı var Mahfi Eğilmez'in. Çünkü onun döneminde Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, Hazine Müsteşarı'ydı biliyorsunuz Mahfi Eğilmez. Onun döneminde çok yüksek faizlerle borçlandık. O yüksek faizli borçlanma Türkiye'yi 2001 krizine getirdi. Mahfi Eğilmez'in mutlaka buna da söyleyecek sözleri, verecek bir cevabı olacaktır. Mahfi Eğilmez 90'ların başında, 80'lerin sonu, 90'ların başındaki dönemin, ANAP'lı yılların hazine müsteşarıdır. Dolayısıyla Türkiye'yi 2001 krizine sürükleyen yılların hesabını ondan sormak bence gerçekten haksızlık. 20 Eylül pazartesi günü, haftanın ilk günü, bu hafta çok sıcak olacak. İki önemli gün, çarşamba, perşembe,
Amerikan Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplanıyor. Biri faiz kararını alacak, diğeri parasal genişlemeyi bitirme kararını muhtemelen alacak. Bizimki de muhtemelen, çok da tabii ki elbette kesin değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimini gerçekleştirmesi. Ama her ne karar alırsa alsın, piyasalar, ekonomi bu kararlardan nasıl etkilenecek? Bu kanalda birlikte akşamları, her akşam 20'de yayınlayacağım videolarla, kısa 10 dakikalık yaklaşık videolarla birlikte izleyeceğiz.